Merhaba arkadaşlar. Ben biyoloji öğretmeni Hacer Üzümcü. Sizlere bu videomda TET ve AYT'de hangi konular çıkıyor, bunların ayrımları neler, bunları anlatacağım. İlk olarak TET'den başlayalım. Kaç soru çıktığına bakalım. TET'de 6 soru, AYT'de ise... 13 soru çıkıyor. Toplamda 19 sorumuz var bizim biyolojide. Soru sayısına göre konu tabii ki fazla gelecektir size. İşte çalışmakta zorlanacak olabilirsiniz ama şunu unutmayın. Herkes sizin gibi düşünüyor. Eğer ki daha iyi çalışırsanız en azından TET'de 4 soru, AYT'de bir 8-9 soru yaparsanız bu sizi yükseklere taşıyacaktır. Konularımıza gelelim. TET'de Canlıların ortak özellikleri, bilimsel bilginin doğası ve hücre gibi konular var arkadaşlar. Bizim işleyeceğimiz ilk konu canlıların ortak özellikleridir. Bu canlıların ortak özellikleri genellikle böyle diğer konuların arasında çıkabilir. Birebir soru çıkmıyor. Diğer konular arasında çıkıyor. Yani yine bilmeniz gereken bir konudur. Bilimsel bilginin doğası e ee, fizik ve kimya gibi derslerde de var arkadaşlar. Kısa bir konudur. Hemen geçeceğiz bunu da. Bizim için en önemli olan kısım hücreden başlıyor. Hücre hücre konusu 9. sınıf konusudur. Hatta şöyle söyleyeyim. Hücre canlıların sınıflandırması şu 4 konu arkadaşlar 9. sınıf konularıdır. Bizim temelde aldığımız konulardır. Daha sonra mitoz, eşeğsiz üreme, mayoz ve eşeğli üreme, kalıtım ve ekoloji. Bu dördü de 10. sınıf konularımızdır. Yani bizim TT kısmımızı 9. ve 10. sınıf konuları kapsıyor. Ekolojiyi ben ikiye ayırmak istiyorum. Çünkü ekolojinin bir kısmını 10. sınıfta görüyoruz. Bir kısmını da 11. sınıfın sonunda görüyoruz. Popülasyon ekolojisi dediğimiz konuyu bu arada ekoloji çevre bilimi demektir. Popülasyon ekolojisi dediğimiz konuyu 10. sınıfta, komünite ekolojisi dediğimiz konu ise 11. sınıfta görüyoruz arkadaşlar. 11. sınıf yazalım şöyle yanına. Ama ben ikisini birlikte anlatacağım. TYT AYT birlikte olduğu için. Evet Tt konularımız bu şekilde. Gelelim AYT konularına. AYT'de toplamda 13 soru çıkıyor. Bu 13 sorunun yaklaşık 5-6 tanesi sistemler kısmından gelir. Sistemlerin tamamı Bizim 11. sınıf konularımızdır arkadaşlar. Peki hangi sistemler var? İlk olarak denetleyici ve düzenleyici sistemler. Bunlar 3 alt konudan oluşmakta. Sinir sistemi, duyu organları ve endokrin sistem. Endokrin dediğimiz hormonlardır. Hormonal sistemleri göreceğiz. Daha sonra destek ve hareket sistemimiz var. Yine bizim işleyeceğimiz konular arasında sindirim sistemimiz var, dolaşım sistemimiz var. Arkadaşlar şunu şöyle bir yıldız atmak istiyorum. Dolaşım sistemi bizim ÖSYM'nin en çok sevdiği konudur. Dolaşım sisteminden her sene mutlaka bir soru sorar. Bu kalbin işte vücuda yaydığı kan konusunda, içerisindeki maddeler konusunda mutlaka bir soru soruyor. Yine konuya geldiğimiz zaman bahsedeceğiz. Daha sonra bağışıklık sistemi, şu sıralar çok gündemde olan bir konudur bağışıklık. İşte virüsten dolayı, pandemiden dolayı yine bu sistemi de göreceğiz. Solunum sistemi, boşaltım sistemi ve üreme sistemi. Üreme sistemi önceden 10. sınıfta eşeyli üreme kısmında anlatılıyordu ama çok ağır bir konu olduğu için 10. sınıftan alındı 11. sınıfa aktarıldı arkadaşlar. Bu şekilde 11. sınıf konularımızı göreceğiz. Daha sonra geliyoruz 12. sınıfa. 12. sınıfta da böyle 3 tane konumuz var. 12. sınıf müfredatında. Bunların ilki genetik şifre ve protein sentezi. Şimdi biz Hücre kısmından önce canların temel bileşenleri diye bir konu göreceğiz arkadaşlar bu canların temel bileşenlerinde proteinlerden bahsedeceğiz protein e, sentezi bizim genetik şifremize yani DNA'mıza göre sentezlenir bu yüzden de ayrıca bir konu olarak ele alınır Biyoteknoloji, biyoloji ile teknolojinin birleşmesi anlamında bir konudur arkadaşlar. İşte biyolojiyi biz teknoloji alanında nerelerde kullanıyoruz? Bunlarla ilgili bir konu işleyeceğiz. Daha sonra bitki biyolojisini işleyeceğiz. Ve yine 12. sınıfa daha sonradan alınan, 11. sınıfta bulunan fotosentez, kemosentez, ve solunum. Solunum dediğimiz hücresel solunumdur hücresel solunum arkadaşlar. Bu ikisini de ilk önce 11. sınıftaydı. Daha sonra 12. sınıf müfredatına alındığı için en sona yazdım. Yine 12. sınıf müfredatında bulunan bir konudur. Genel olarak bunların e, tamamından işte 8-9 tane soru ortalama 8 diyelim sistemlerden çıkıyorsa geriye kalan 5-6 tane soru da arkadaşlar 12. sınıf Konularından çıkıyor özellikle fotosentezden bir solunumdan bir bitki biyolojisinden en az 2-3 tane sorumuz çıkıyor AYT kısmında. Evet bu videomuzda konularımıza baktık bir dahaki videomuzda canlıların ortak özelliklerinden başlayacağız. TYT kısmına bir giriş yapacağız arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.